kıymetli Karasu'muzun basın mensubu arkadaşları, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30.11.2018 tarihi itibariyle genel merkezimizin temsilcileriyle bugün istifamızı il başkanlığımıza ilettik. Yaklaşık 7 yıldır bu görevi yürütmeye çalışıyorum. Bu 7 yıl içerisinde 6 tane seçim, 6 tane de üst kurum delegeliği görevi ifa ettik. Hakkıyla bu görevleri ifa etmeye çalıştık. Teşkilatımızı bugüne kadar diri tutmaya çalıştık. Dolayısıyla bugün genel merkezimiz bize istifamız konusunda, istifa edebileceğimiz konusunda bilgi verdi. Biz de 30 Mart 2019 yerel seçimleri aday adaylığı için bugün teşkilatımızla istişare ederek tekrar istifa etmiş olduk. Karasu'muza bu karar hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah hayırlara gark etsin. Biz teşkilatımızın, partimizin, ilçemizin hakkını, hukukunu bugüne kadar korumaya riayet ettik. Koruduğumuzu düşünüyoruz. Ne teşkilatımıza, ne arkadaşlarımıza en ufak bir bugüne kadar helal getirmedik. Hamdolsun yüzümüzün akıyla bu bayrağı Siyasi İşler Başkanımız Hasan Yavuz İte bugün itibariyle teslim etmiş bulunuyoruz. Bundan sonra bu görevi ilçe başkanlığı olarak vekaleten Hasan Yavuz Yiğit arkadaşımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber devam ettirecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Başkanım, biz sizin Ankara dönüşünüzde istifanızın haricinde de AK Parti Karasu ilçe belediye başkan adayının açıklanma süreci ne zaman olacağını da kamuoyu beklemekte. Eğer böyle bir bilgi de verebilme durumunuz varsa. Şimdi bu süreci genel merkezdeydik dün akşam. İlçe başkanları olarak kurulda tek tek görüştük. Bize verilen bilgi, Seçim İşleri Başkanı'nın direkt kendisinin verdiği bilgi şöyle. 20 tane daha il var. Görüşülmüş ve Cumhurbaşkanı'nın kararını bekleyen il. Onlar görüşüldükten sonra ilçeler görüşülecek üst kurulda. Görüşülecek ve bu görüşme yapıldıktan sonra tahminen, onların da tahmini, bu ayın ortalarında veya en geç işte sonuna doğru aday açıklamaları olacağı yönünde bize bilgi verildi.